Evet değerli arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bu akşamki son Instagram canlı yayın konuğumuz, değerli kardeşimiz, milli gururumuz Eray Şam'dan olacak. Şu anda kendisinin yayına gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra hemen başlatacağız. Evet, şu an yayına gelmiş. Eraycığım hoş geldin, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seni de iyi gördük, maşallah. Eyvallah hocam. Evet değerli arkadaşlar, bu akşamki son Instagram canlı yayın konuğumuz, değerli kardeşimiz, milli gururumuz, karate'de güzel başarılara imza atmış ülkemizi ve çok iyi yerlerde, branşlarda, yarışlarda, maçlarda temsil etmiş bir kardeşimiz. Öncelikle sana canlı yayınımızı kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim hocam davet ettiğiniz için. Eyvallah. Evet arkadaşlar, sizlerin de Eray kardeşimize, şampiyonumuza sorularınız varsa yorum kısmına veya soru kısmına yazarak iletebilirsiniz. Bizler de buradan kendisine uygun olanları kendisine ileteceğiz, soracağız. Cevaplarını kendisinden alacağız. Eraycığım, biz seni gerçekten o güzel başarılarınla, kişiliğinle, karakterinle, spora alakınla az da olsa tanıyoruz ama biz seni bir kez daha dinlemek isteriz. Eray Şam'dan kimdir, ne gibi başarılar elde etti? Bize bahsedersen seviniriz. Tabii ki hocam. 22 yaşındayım. Çıldırlıyım, Ardahanlıyım. Uludağ Üniversitesi'nde son sınıf beden eğitimi öğretmenliği okumaktayım. Karate'ye 5 yaşında başladım resmi olarak. Benim babam da antrenör onun sayesinde. Aa, çok güzel. Kısaca böyle diyebiliriz hocam. Baban da mı sporcuydu? Tabii babam da 10 yıl milli takım antrenörlüğü yaptı karate'de. Ha, çok güzel. Onu bilmiyorduk mesela. Kendinden çok kısa ve çok mütevazı şekilde bahsettin. Aslında ülkemize çok güzel başarılar kazandırmış. Bayrağımızı dalgalandırmış. Birçok müsabakada İstiklal Marşımızı okutmuş bir kardeşimizsin. Gerçekten seni canı gönülden, yürekten tebrik ediyoruz. Öncelikle spor ahlakın, spor disiplinin, alçak gönüllülüğün için kutluyoruz. Biliyorsun bizlerin de branşı atletizm ama bizler aynı zamanda farklı branşlardan arkadaşlarımızı, milli gururlarımızı alarak Instagram canlı yayınına onların da kısa da olsa hayat hikayelerini dinleyip belki buradan birçok çocuğumuza ışık olacak. Belki onları bir kat daha teşvik edecek, sporda azimlendirecek konuşmalar olur diye düşünüyorum. Peki neden karate? Sen karateye nasıl başladın? Seni teşvik eden kimdi diyeceğim ama baban zaten antrenörmüş, biraz oradan ipucu verdin. Karateden önce yaptığın başka branş var mıydı? Yani hocam dediğim gibi zaten babamdan antrenör olması benim bu sporda aslında yani bu spor branşları arasında seçiciliğimi çok kısıtladı. Yani direkt karateden başladım. Bir anaokulundayken jimnastik sporu yapmıştım bir seneye yakın. Ondan sonra hep karateye devam. Yani başka bir spora yönelmem olmadı daha önce. Başka branşla uğraşmadın. Direkt karateyle başladın. Jimnastiğe kısa süreli gittin. Evet. O da zaten 6 yaşında falandım. Yani fazla da hatırlamıyorum ama onun da etkisi oldu tabii ki. Ama karate, jimnastiğin de bütün branşlara faydası var. Atletizmin Evet. olduğu gibi jimnastiğin de faydası, yararı olan branşlardan bir tanesi. Doğru branşlarla ilerlemişsin. Ki şu anda da karatede de doğru branş olduğunu, elde etmiş olduğun başarılardan dolayı da gerçekten görüyoruz. Peki bize biraz karateden bahsedebilir misin? Sen karatenin hangi dalıyla uğraşıyorsun? Karate kendi içerisinde kaç çeşit gruba ayrılıyor? Yani çiftli müsabaka mı, tekli müsabaka mı? Bunun dışında nasıl diyeyim, kata olayları var sizde. Sen Evet. elde ettiğin başarıları hangi kategoride aldın? Şöyle hocam, aslında karate ikiye ayrılıyor kata ve kumite olarak. Kata hayali dövüş, belli tekniklerin belli bir senkronizasyonla gösterim biçimi diyebilirim. Kumite de eşli dövüş oluyor. Bu serbest, yani tabii müsabaka kuralları içerisinde serbest dövüşe deniliyor. Onun haricinde Dünya Karate Federasyonu'nun kabul ettiği 4 stil karate stili var.
Biri Shotokan, Shitoryu, Goju-Ryu ve Wada-Ryu. Ben Shotokan stilini var. Çünkü temel teknikleri içeren önemi de kumite üzerinde etkisi çok fazla. Sesim geliyor mu? Şimdi geldi hocam. Tamam. Bir tane arkadaşımız var. Sürekli canlı yayına istek gönderiyor. O da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Engelli kendisi. Jimnastikle uğraşıyor. Tabii bilmiyor. Bilmeden sürekli bana istek atıyor. Görüntülü istek atıyor. Şu an onu geçici süreliğine engellemek zorunda kaldım. Tekrardan engeli kaldıracağım tabii ki. O son kısımları bir daha dinleyebilir miyiz? Tam alamadık. Valla orada bir kesildi hocam. Ben de fark ettim. Evet, bir daha dinleyelim seni. En baştan mı alayım hocam? Son kısmı alalım. Onu almadan önce bu arada yayınımıza Bilal Yazıcı gelmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bilal Yazıcı da Gaziantep milletvekilimiz Ali Şahin'in baş danışmanı. Hoş geldiniz diyorum Sayın Başkanım. Ali Şahin vekilimizden de haber bekliyoruz. Onunla da inşallah canlı yayın gerçekleştireceğiz. O kısımlara olmazsa tekrar değinelim. Diğer merak ettiğim konu, sizin branşta boy ve kilonun önemi nedir? Boy ve kilonun önemi aslında hocam zaten her kiloya göre gruplar ayrıldığı için çok da fark etmiyor yani bir kategoride boylar. Onun haricinde karate dediğim gibi hani serbest dövüş olduğu için kumite branşından bahsediyorum. Serbest dövüş olduğu için yani kimisi kişisel özellikleriyle o kısa boyunu avantaja çevirebiliyor veya uzun boyunu avantaja çevirebiliyor. Tabi bunların dezavantajları da oluyor yani kendi kişisel özelliklerinize göre o ayarlamayı yapıp avantajlı hale gelebiliyorsunuz. Yani çok fazla teknik kombinasyon tarzı şeyler olduğu için karate'nin içerisinde her kişiye özel bir dövüş tarzı ortaya çıkabiliyor. Peki sizde vuruşlar esnasında puan alınıyor, Evet. değil mi? Vurduğunuz yerlere göre puanlama tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Bu puanlama sistemini hakemler nasıl anlıyorlar? Bunun için bir cihaz Yani oluyor mu? cihaz yok hocam. Aslında karate'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Çünkü hakemler yani kimisi görüyor, kimisi göremiyor, kimisi dalgın olabiliyor. Yani olimpik olmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Şu an tabii ki karate olimpik ama en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Hakemler biraz kafasına göre puanlama yapıyorlar. 4 tane hakem oluyor. 4 hakem yanlara oturtuluyor ve bir tane baş hakem ortada ayakta maçı yönetiyor. Her köşeden işte hakemler o tekniğin puan olduğunu görürse bayrak kaldırıyor o tekniğe göre. Ona göre de orta hakem maçı durdurup puanı veriyor ve tekrar başlatıyor. Yani burada bir nevi çok riskli diyebiliriz. Evet aslında biraz sıkıntılı bir sistem ama yani yapılabilecek bir şey olsa yaparlar diye düşünüyorum. Tekvando'da var diye biliyorum. Tekvando'da sensör var diye biliyorum ben de. Hani net bir şeyler var onlarda da bizimki biraz daha yani hakemin kendisine bağlı. Biraz sıkıntılı bir sistem aslında. Yani böyle olduğu zaman maç sonunda da büyük sıkıntılar da oluşabilir. Tabii. Yani bunun için antrenörün itirazı olacak, şu olur, bu olur. Belki bunun için çok ciddi bir maç da olabilir. O ciddi bir maçta tabii ki biz hak yendiğini düşünmüyoruz ama senin dediğin gibi en ufak gözden kaçma bir şey belki senin dünya şampiyonasına, olimpiyata, Avrupa'ya gitmene engel olacak. Hocam emin olun zaten öyle giden çok maç var. Aa. Yani bizim başımıza da geldi, arkadaşlarımızın başına da geldi. Sürekli meydana gelen şeyler yani bunlar karatede. Öyle bir sıkıntımız var aslında. Aslında sizler de şu anda yeni yetişen nesiller olaraktan ve yeni jenerasyon olarak çok iyi çıkışlar yapan sporcularımız olarak sizler de kendinizi bu konuda geliştirip karatede bazı şeylerin o zaman önüne geçilmesi için sizler bu eksiklikleri daha iyi gördüğünüz için inşallah üniversitede bittiğinde inşallah güzel yerlerde olursunuz.
ve bunun önüne geçebilecek çözümleri üretebilecek olan da yine sizler olacaksınız. İnşallah hocam. Ben yine inanıyorum, hak yenmeden güzel başarılar elde ediyorsunuz. Zaten senin maçlarını az çok izledik. Ben YouTube'dan falan da izledim. Gayet başarılısın. Rabbim sakatlık yaşatmadan hayırlı dereceleri kalıcı bir şekilde nasip etsin diyorum ben. Anladım hocam, Bir sağ olun. arkadaşımız hakemler taraf tutuyor demiş ama yani onu şu anda biz gözle görülmeyen bir şey olmadığı için şu an yorum Aynen, ona yapamayacağım yorum ben. yapmayalım hocam. Evet, ben de yorum yapamayacağım. Peki almış olduğunuz puanlarla ilgili bilgi verebilir misin? Mesela vuruşta atıyorum göğse vurma, kafaya vurma, yani bu darbelerde hepsi aynı puanı mı veriyor? Bir puan mı veriyor mesela? Yumruklar mideye ve kafaya bir puan oluyor hocam. Tabii ki surata temas olmuyor bizde. Yani kontrollü olmak zorunda. Mesela vurup dağıtırsan bir ceza alıyorsun. Ve Doğru. dördüncü cezada diskalifiye oluyorsun. Evet. Yani surata kontrollü vuruşlar olmak zorunda. Mideye istediğiniz gibi yani sert vurabilirsiniz. Bu hepsi bir puan yumrukların. Sırta veya mideye tekmeler, çudam havaşı dediğimiz, bunlar 2 puan oluyor. Surata tekmeler veya kafanın arkasına veya düşürüp rakibi yerde vurmak, bunların hepsi de 3 puan. Peki bu branşı kaç yıldır yapıyorsun? Yani ben dediğim gibi hocam aslında doğduğumdan beri bu işin içindeyim ama resmi olarak 5 yaşında başladım. Yani bir 17 yıldır falan yapıyorum. 17 yıldır yapıyorsun. Peki Evet. başarılarına kaçıncı yılında ulaşmaya başladın? İstediğin Hocam bir daha başarılara. alabilir miyim soruyu? Başarılarına istediğin o ulaşmak istediğin başarılara kaç yıl sonra ulaştın? Yani ilk karateye başladığımda ilk hedefim Türkiye şampiyonu olmaktı. Türkiye şampiyonluğunu Kaç 2009 yaşında? yılında Bursa'da almıştım. Herhalde 12 yaşında. Ha, 12 yaşında aldın. Yani ben Evet. biraz seninle ilgili bilgi de edinmeye çalıştığımda senin son zamanlarda çok iyi çıkış yaptığını söylediler. Beklenenin çok üzerinde çıktığını söylediler. Hatta olimpiyat kotasını dahi belki şu an bizi dinliyordur. Tamer Mülhim, belki tanırsın kendisini. Tanıyorum. Evet. Tamer Mülhim senin babanı da tanıyormuş. Çok iyi çıkış yaptığını, çok efendi, dürüst, çok örnek gösterilebilecek bir kardeşimiz diye de bahsetti senden. Sağ olsun. Yani kısa sürede çok büyük başarılara ulaşmak gerçekten herkesin harcı değil. Umarım herkes senin gibi yapmış olduğu iş olarak görür, meslek olarak görür, fedakarlık göstererek aşkla şevkle yaparlar. Çünkü böyle yapmadan kesinlikle başarı gelmiyor. Yani ben bu işi zaten her zaman severek yaptım hocam. Onu da belirteyim. Hani hiçbir zaman tabii ki bir küçüklük dönemlerimde bir sıkıldığım, hani bunaldığım zamanlar olmuştu. Ama o zamanlar hani canımız oyun istiyor, çocuktuk. Onun haricinde o dönemi atlattıktan sonra yani sürekli severek ve bir hedeflerime ulaşmak edasıyla yaptım bu işi. Sonuçlarını da gördük Allah'a şükür. Bu arada Yamanoğlu, Alparslan Yamanoğlu, dünya şampiyonumuz, Avrupa şampiyonu. Evet, yayınımızda şu an. Evet, mükemmel bir yayın. Rüzgar'ın oğluna selamlar demiş. Evet, çok efendi bir kişiliği var. Ben en yakın şahidiyim kardeşimin demiş. Alparslan Yamanoğlu da dünya şampiyonluğu almış, dünya ikinciliği almış, dünya üçüncülüğü almış. Avrupa şampiyonluğunu 5 defa almış. Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü elde etmiş. Onu da buradan kutluyoruz. Kendisiyle de en kısa sürede onunla da senin aracılığınla hem buradan o daveti göndermiş olalım. Onunla da en kısa sürede canlı yayın yapmak isteriz. Peki bu arada almış olduğun o başarılarda seni en çok mutlu eden ve o başarıdan sonra ilk yapmak istediğin o anki duyguların nelerdi? En çok mutlu olduğum maç, dünya şampiyonu olduğum maç 2015 Endonezya. Orada zaten finale kaldığım zaman yani anlatılmaz bir duygu içerisindeydim. Ve direkt
Zaten gözyaşlarım aktı yani. İlk defa öyle bir durumdayım. Ne yapabilir, yani ne yapacağımı da bilemedim aslında. Nereye koşsam, sarılsam mı, ağlasam mı, otursam mı hiç bilemedim. Yani direkt artık bir de hayal gibi geliyor o zaman hocam. Yani babam tribündeydi. Direkt babama koştum, babama sarıldım. Sağ olsun, o da hiçbir büyük maçta beni yalnız bırakmadı. En mutlu olduğum maç oydu herhalde hocam. Yani sen öyle bir anlatıyorsun ki gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Hani benim de sen onu anlatırken tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Yani o anı belki sizlere dünyadaki her şeyi de verseler belki o mutluluğu, o hazzı vermeyecek. Emeğinin karşılığını Aynen öyle hocam. almışsın, değil mi? Öyle. Emeğin, fedakarlıkların karşılığını almışsın. Ama biz inanıyoruz ki Yani sen de... Evet söylemesi hocam. aslında gerçekten çok kolaydı. Hani onun altında yatan çileleri sadece çeken bilir diyeyim hocam. Bu Yani arada gerçekten. Tamer Ülhem, Eray kardeşime olimpiyat yolunda inşallah katılım sağlaması dileğiyle çok kaliteli ve başarılı daim olarak sürdüren rol model sporcumuz. İyi yayınlar dilerim Eray kardeşim demiş. Sağ olsun Tamer hocamıza da. Yani o güzel başarılara ulaşmak, hani derler ya insanlar dıştan izlediği zaman gerçekten senin söylediğin gibi kolay gibi gözüküyor da sizlerin oraya gelmesinin ne aşamalardan geçtiğini sizin branşınızı yapanlar bilir. Yazın o salonlarda belki terden ölüyorsunuz. Kışın belki kaloriferi olmayan, peteği çalışmayan salonlarda soğukta hareketlerle kendi vücut ısınızı arttırarak antrenmanlar yapıyorsunuz. Bu hazırlık evrenden de biraz kısaca bahseder misin? Zaten hocam Zorluk hani kısmından küçük özellikle. küçüklüğümden beri babamın nezaretindeyim ve Ümit Gençler yani 21 yaş altı bitene kadar benim sürekli babamın nezaretindeydim. Sadece Avrupa Dünya Şampiyonlarına giderken milli takım kamplarına giriyorduk 2-3 aylık. Babamın elinde yetiştim diyebilirim. Yani tek hocam oydu. Ondan sonra bir 2015 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum Kağıtspor'a. 2 yıl onların adına yarıştım. Şu anda Darıca Belediyesi sporcusuyum. Dediğim gibi Ümit Gençler'de sürekli babamla çalışıyordum. Her gün antrenman yapıyorduk. Yani bir hedefimiz var ve ona ulaşmak için elimden geleni yapmıştım. Şu anda Büyükler A Milli takımındayım. 3 yıldır 11 ay belki bir 20 gün falan boşluğumuz oluyor. Onun haricinde hep milli takım kamplarındayız. Tabii şu an Covid-19 nedeniyle evlerimizdeyiz, karantina altındayız. Ve milli takım antrenörlerimiz gerçekten hani bizim yani babamız gibi bu işi gerçekten başarmamızı cani gönülden istiyorlar ve onlar da elinden geleni yapıyorlar. Yani antrenman içeriklerine çok girmeyeyim hocam ama kaliteli ve güzel antrenmanlar. Günde çift antrenman yaparak bu süreci devam ettiriyoruz. Tabii o kısma gelene kadar da o belli zorlukları yaşadıktan sonra oralara geliyorsunuz. Pat diye oralarda olmuyor. Yani Hepsinin bir günde ortalama aşaması. zaten 4-5 saat antrenman oluyor hocam milli takım kamplarımızda. Çift antrenman yaptığımız için hani ortalama söylüyorum ben 2 saat gündüz 2 saat akşam desek yine 4-5 saati buluyor yani. Allah kolaylık versin. Allah yardımcınız olsun. Bu arada Darıca Belediyesi'ne biz de çok teşekkür ederiz. Sizin gibi sporculara sahip çıktığı için Darıca Belediyesi'nin sadece karate branşı yok. Birçok branşta çocuklarımıza, kardeşlerimize, sporcularımıza sahip çıkıp onlara belirli bir aylık ödemesi de yaparak yapmış oldukları sporu bir nebze de olsa üzerlerinden o yükü o vermiş olduğu aylıkla almaya çalışıyor. Allah razı olsun kendilerinden. Peki uluslararası müsabakalara giderken Eraycığım, yaşadığınız zorluklar oluyor mu? Yani bunu genel olarak düşünebilirsin. Konakladığınız otelden, yediğiniz yemeklerden, ya maç yaptığınız sahaya kadar. Mesela bizim ülkemize gelenlere federasyonlarımız, bakanlığımız 5 yıldızlı otelleri ayarlıyor. Siz dışarıda da gittiğinizde aynı kaliteyi yakalayabiliyor musunuz? Dışarı gittiğimizde hocam sıkıntı yaşamıyoruz. Biz de çok güzel hani otellerde kalıyoruz, konaklıyoruz veya nasıl söyleyeyim hani güzel bir harcırı alıyoruz. Onunla yemeğimizi yiyoruz. Yani kişisel keyif işlerimizi falan hallediyoruz. Onun haricinde hocam yani
Peki şunu sorayım o zaman. Öncelikle sizleri o şekilde ağırlayan gittiğiniz ülkelerdeki federasyonlarına teşekkür ederiz. Yani bu sporun kalitesini gösterir. Dil bilme konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Dil biliyor musun? Dil öğrenmelerini de sporcu kardeşlerimize tavsiye ediyor musun? Yani İngilizce hocam ben biraz değil de hani böyle yani kendimi Ortalama ifade üstünde. edecek kadar hani konuşabilecek kadar biliyorum. Yani çok akıcı bir konuşmam yok İngilizce'de ama yine de kendimi ifade edecek kadar veya bir derdimi anlatacak kadar biliyorum. Tabii ki daha çok bilsem bu benim daha çok işime yarar. Çünkü sporcu bir insanın kesinlikle bilmesi gereken bir şey. Çok önemli. İleride yani şu an maçlara falan gidiyoruz anlaşmak için veya bir çevre kurmak için. Yani bu hakemler arasında, antrenörler arasında bile çok önemli bir şey. Veya ileride bir büyük şampiyon olursun, seminerlere gidersin, orada seminer verirsin. Yani yine çok gereken bir şey bu. Yani İngilizce en önemli şey ya, bu sporculukta kesin olması Peki, lazım. o karatenin hakem kısmındaki dil kısmı dünyada aynı mı? Nasıl Yani hocam? Şu an anlayamadım. komutlar aynı mı? Verilen komutlar başlamak Tabii. için Komutların hepsi zaten Japonca hocam. hepsi aynı. Türkiye'de de Tabii. aynı, değil mi? Evet, Japonların ataspor olduğu için bütün komutlar yani her ülkenin hakemlerince aynı söyleniyor. Bu sizin için büyük bir avantaj aslında. Mesela atletizm branşında burada Türkçe veriliyor. Yurt dışına gidildiğinde İngilizce tarzında söyleniyor. Bazı ülkelerde farklı dilde yerlerinize dikkat komutları veriliyor. Bu arada Sabri Mert, Tamer'in kardeşi, bizim de başarılarımızda benim katkım olduğunu yazmış. Allah razı olsun. O sizin güzel bakışınız. Karateye ek olarak atletizm antrenmanlarının çok faydası oldu. Ben aynı zamanda birçok branştaki milli sporcularımıza kondisyonerlik de yaptım. Elimizden geldiğince yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda bizim zaten milli takım kondisyonerimiz Deniz Pek Yılmaz tanırsınız. O da Aa, atletizmin biliyorum. içinden. Tabii. Onun çok iyi sporcuları var. Deniz Pek Yılmaz jimnastikten de gelme. Atletizmde şu anda eşi de atletizm antrenörü. Ellerinde iyi sağlam sporcular da var. Karate milli Tam takım geçmişi de var onun. Karate, evet o da var. Tam ben onu soracaktım. Kondisyonel ekstra çalışma alıyor musunuz? Bir kondisyoneriniz var mı diyecektim sana. Evet, işte Deniz hocamız var. O da bize ağırlık koşu antrenmanlarını kendisi yaptırıyor. Onlar olmadan olmuyor, değil mi? Onlar olmadan zor hocam. Yani hepsi gerekli. Ben tabii açık konuşayım. Pek sevmiyorum bu tür antrenmanları. Yani karate dışı antrenmanları. Ağırlık olsun, koşu olsun. Ama yapmadan da olmuyor. Hepsi gerekli. Şampiyon olmak istiyorsak sevmesek de yapacağız yani mecbur. Helal olsun sana. Gerçekten Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın diyorum ben. Peki Amin. Eray'cığım merak ediyorum. Kitap okuyor musun? Vallahi hocam ben aslında pek kitap okumuyorum. Açık konuşayım. Sadece birkaç tane bu kişisel gelişim kitaplarından yani psikolojik mesela ben maçlara çıkmadan çok heyecanlanırım. Bunu yenmek üzerine birkaç kitap okumuşluğum var son zamanlarda. Ama onun haricinde hani hikayedir, masaldır pek fazla aram yok yani hocam Ya kitapla. aslında kitap okuma derken zaten kendi branşınla derken spor olarak genel olarak kişileri yönlendirecek çok kaliteli kitaplar var. Şu an onların birkaç tanesini dün not almıştım ben. Hocamızdan da almıştım. Onların ismini de vermek isterim. Onu ilerleyen zamanlarda olmazsa sana mesaj da atarım onu ben WhatsApp'tan. Yani benim buradan sporculara önereceğim çok güzel bir kitap var hocam. Tamam, söyle. Ben de not alayım. Turgay Biçer Doruk Performans. Gerçekten yani bu kitap beni etkiledi. Yani çıktığım maçlarda daha rahattım ve daha iyi performans sergilediğimi anladım yani bu kitabı okuduktan sonra. Onun ismini ben şuraya yazayım ki karışmasın. Bir daha alalım ismini. Ben Turgay not alayım. Biçer Evet. Doruk Performans. Doruk Performans. Tamam, ben de not aldım. Bu arada yarına Kerem Balyemez abimiz de geldi. Kerem Balyemez abimiz de Türkiye Beden Eğitimi Derneklerinin ve aynı zamanda Spor Yaşam Dergisi'nin genel yayın yönetim başkanı oluyor.
Milletvekili danışmanlığı yaptı. Beden eğitimi öğretmenlik bölümü mezunu. Türkiye'deki bütün beden eğitimi öğretmenlerinin de şu anda öncüsü diyebiliriz kendisine. Hoş Birçok geldiniz. spor yaşam dergisi de var. Sporcuların hepsiyle onların hayat hikayelerini birleştirerek dergisinde yer veriyor. Seninle de öyle bir program yapacaktır diye şu an düşünüyorum. Selam göndermiş bu arada. Benim de söyleyeceğim bir kitap vardı. Nadir Site'den. Sporda stres yönetimleri ve teknikleri, eğer not alabiliyorsan ya da sonra WhatsApp'tan atarım. Sonra atarsanız hocam güzel olur. Şu an Tamam. öyle bir imkanım yok. Dinleyenler için Nadir Site'den sporda stres yönetimleri ve teknikleri. Onun dışında insan ilişkilerinde başarıya giden yol. Onun dışında antrenörlerimiz için de başarılı antrenörlük diye birçok branşlarımızı içeren kitaplar mevcut. Kesinlikle kitap okumayı ben tavsiye ediyorum. Kişilerin kendini ifade etmesi, onun dışında kişilerin Alzheimer denen biliyorsun hastalık var ilerleyen yaşlarda. Evet. Bunun önüne geçebilmek için en önemli, faydalı, yararlı etkilerden birisi kitap okumak, kelime haznenin gelişmesi. Ya yani bunlar çok önemli sizler için. Kesinlikle bugünden sonra hayatına onu yer ediniyorsun Eraycığım. Kesinlikle hocam. Tamam. Peki müsabakaya çıkmadan önce yaptığın ekstra bir şeyler oluyor mu? Ve bunun dışında da müsabakalarda bulundurduğun uğurun, totemin var mı? Yani müsabakaya çıkmadan önce hocam yani maça gittiğimizden itibaren tabii bunu bazen evde de yapıyorum ama maça gittiğimiz günden itibaren maça kadar kesinlikle yaptığım bir şey. Maçlardan önce en iyi yaptığım teknikleri düşünüyorum. Bir 15 dakika bir seans ayarladım kendime. En iyi yaptığım teknikleri, en güzel şekilde vurduğum yerleri veya bir önceki yani en çok keyif aldığım maçları. Bu tür şeyler düşünürüm ve bu benim motivasyonumu yükseltir. Maçta da gerçekten çıkıp vurabilirim yani o tür şeyler. Yani yaptığım şeyler bu. Totem olarak da benim bir zaten belimize bağladığımız bir kemer var. Kırmızı veya mavi. Maça çıkmadan önce ben yani ilk üstümü giyinirken soyunma odasında o kemeri şöyle bir fırlatırım sonuna kadar. Son noktaya geldi mi bir çekerim. Onu yapmadan rahat edemiyorum hocam. Totem olarak da o var yani. Bilen biliyor. Çok güzel. Yani çoğu kişiden çok farklı totemler duyduk. Çorap olsun, bandana olsun, ayakkabıları renkli giyim olsun. Tabii sizde ayakkabı olayı yok ama Evet. yani herkeste farklı farklı şeyler var. Şimdi antrenmanlarda olmasını istemediğin idman türü ve en sevdiğin idman türünü soracağım. Zaten sevmediğim kısma biraz değinmiştin ama yapmanın da zorunluluk olduğunu da söylemiştin. Bunları senden duyalım. Hocam şimdi hani kötülüyormuş gibi olmasın branşlar ama Tabii ki değil. Biz anlıyoruz sadece. yani yapmaktan hoşlanmadığım şeyler antrenmanlar, ağırlık ve koşu antrenmanları. Yani koşu dediğim şu mesela aerobik koşular. Yani bunlar beni sıkıyor hocam. Hani zaman geçmiyor benim için o koşularda veya ağırlık antrenmanlarında hani bu fazla ağırlığı kaldıracağım diye artık bir bunalma geliyor içime. Yani o yüzden sevmediğim durumlar ortaya çıkıyor. En sevdiğim antrenman tabii ki karate antrenmanları. Mücadele antrenmanlarını da severim. Ama şu şekilde severim. Yani karşımda çok yakın bir arkadaşım olmayacak. Onunla mücadele yaparken gerçekten hani pek zevk alamıyorum. Ama yani bir partner olsun beni çalıştıracak. Tanımadığım birisi olsun ve yani çok aram iyi olmasın. O tür kişilerle bir mücadele antrenman yapmayı Ağzını burnunu dağıtacaksın ya ağız burnunu atmak değildi hocam. yani. Hani daha rahat oluyorsun. İstediğin şeyi vurabiliyorsun. Şimdi arkadaşın olunca biraz daha duygusallık giriyor işin içine. Peki böyle bir partnerin var mı? Böyle bir partnerim aslında Gençliğinde de. çok yakın bir arkadaşım var milli takımda. Ömer Özer var. O da Kocaeli'den. Onunla antrenman yaparken hani ne puan almayı ne puan vermeyi hiç düşünmüyorum. Sadece antrenmanıma odaklanıyorum ve ben onu, o da beni çok iyi şekilde çalıştırabiliyor. Yani aramızda yine mücadele antrenmanı yaparken bir rekabet oluyor tabii ama
Yani o ayarı onunla yakalayabiliyoruz hocam. O enerjiyi yakalayabiliyoruz. Çok da güzel antrenmanlar yapabiliyoruz onunla. Emeğinize sağlık. Bu arada Hacı Kömürcü kardeşim hoş geldin. Güzel temenni ve dileklerin için sana teşekkür ediyoruz. Eray Şamdan'ın sıradaki hedefleri nelerdir? Eray Şamdan'ın sıradaki hedefleri, en büyük hedefi olimpiyat şampiyonluğu. Şu anda onun için elimden geleni yapıyorum, çalışıyorum. Bu karantina bittikten sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Ve en büyük hedefim, yani olimpiyat şampiyonluğu zaten olduktan sonra o gerçekleşmiş olacak ama yani diyelim ki olmadı. Yani yıllarca zirvede kalmak, Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak zirvede kalmak ve Dünya karatesinin efsanevi ismi olmak. Yani ben İnşallah. ölsem bile Eray Şamdan gibi dövüşmek bir tabir olsun istiyorum. Eray Şam'dan da gayet uyumlu bir isim. Kulağa da hoş gelen isim ve soy isim birleşimi var. Zaten şu an güzel başarı elde etmişsin. Bu olimpiyatı da aldığında bu isme de yakışacak diye düşünüyorum. İnşallah hocam, elimizden geleni Gerçekten yapıyoruz. güzel ve soy ismim var. Güzel bir isim ve güzel bir soy ismim var. Bir de Sağ uyum olun. içinde yani. Bazı isim ve soy isimler uyumlu değildir. Ben böyle dikkat ederim. Ama belli bir zirveye gelenlerin hep isim ve soy isimleri gerçekten okunduğu zaman kulağa çok hoş gelen. Senin ismin ve soy ismin gibi. Bunun dışında yapmış olduğun antrenmanlarda, müsabakalarda yaşadığın zorluklar oluyor mu? Sıkıntılar. Ve onlar oluyorsa hiç aklından bırakmak geçiyor mu? İşte ben bir daha bu sporu yapmayacağım dediğin anlar oldu mu? Yani zorluklar tabii ki oluyor hocam. Antrenmanlarda hani zorlandığımız durumlar, kendi sınırlarımızı zorladığımız durumlar oluyor veya maçın içerisinde veya hani maçın içerisinde çok çaresiz kaldığımız durumlar da oluyor. Yani bir durum oluyor ki artık yani maç gidiyor, yapabilecek bir şeyin yok. Hani bu durumlarda da kaldığımız oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman bir sonraki maç veya bir sonraki antrenman o yapamadığım şeyi yapmaya azmettim. Yani bir azimli bir yapım var hocam. Aklından bırakmak geçmedi hiç. Aklımdan bırakmak hiç geçmedi. Peki zaten zor branşı yapıyorsun. Dövüş sporuyla uğraşıyorsun. Yani zaten onlara dayanmanız gerekiyor. Sizin yapmış olduğunuz branş gerekiyor. O acıya dayanmak gerekiyor. Tabii ki. Onun için de aklından bırakmak geçmemesi de gayet güzel bir şey. Bazen maratoncularla falan yapıyoruz. Böyle bizim dünya şampiyonu, olimpiyat sporcularıyla da yaptık. Onlar ilk yaptığım bir sporcumuzla özellikle ilk maratonunda bittikten sonra ben bu spora nereden bulaştım, bir daha yapmayacağım, etmeyeceğim, dünya kadar laf söyledim diyor. Ama 15 tane maraton koştum diyor ardından. Öyle hocam, hani bizim dediğimiz zamanlar da oluyor mesela, ya bir daha böyle bir antrenman yapmayacağım, bir daha gitmeyeceğim, şu maça gitmeyeceğim. Ama 5 dakika sonra yine hani toparlayınca vücut tekrar azmediyorsun ve yapmaya çalışıyorsun. Peki yani psikolojik olarak da çok güzel. Kendinizi hemen ona adapte edip onu yenebiliyorsunuz. O kötü anı Evet. yenebiliyorsunuz. Eray Şam'dan hiç sakatlık yaşadı mı? Eğer yaşadıysa bunu üzerinden psikolojik olarak nasıl atmayı başardı? Hocam aslında çok büyük sakatlık yaşamadım ben bu zamana kadar. En büyük sakatlığım bu 2019'da Avrupa oyunlarında belim sakatlanmıştı ve bayağı kötüydü. Hani bir spazm geçirmişti orada. Sağa sola dönemiyordum. Ondan sonra bir ay falan bir ara verdik zaten. Tekrar kamplara başladık ve ben sadece yani ön kolla vurabiliyordum. Hiç ne tekme ne beli döndürebilme. Yani hiçbir şeyi yapamıyordum. Sürekli fizyoterapistlere gittim, masörlere gittim. O ara bir de bizim milli takımımızda bir masör eksikliği vardı. Hani başka yerlere gidiyordum. Hani bunu en iyi şekilde çözmek için doktorlara gittim, masörlere gittim, fizyoterapistlere gittim. Zamanla bunu aşabildim. Ve moralimi hep yüksek tuttum. Yani ben sakatım demedim kendime. Hani yapabildiğim şeyleri yapayım. Zaten maçta hissetmem. Elimden geleni de yaparım. Başarıya da ulaşırım diye düşündüm hep. Hani moralimi yüksek tutmam da benim bu sakatlıkta aslında fazla hani takılı kalmamamı sağladı ve şu anda neredeyse geçti diyebilirim. Hani çok da engellemiyor. Çok az bir şey kaldı. O da moralden dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunları da sizlerin zaten
kişinin psikoloğu aslında kendisidir. Evet. Bunların üstesinden gelecek olan da kişiler de öncelikle sizlersiniz. Onlar ek olarak tabii daha sonradan gelecek. Sizler de artık profesyonel sporcusunuz, performans sporcusunuz. Neyin üstesinden nasıl geleceğini artık çok iyi bilen kişilersiniz. Onun için senin özellikle ben gerçekten güzel yerlere geleceğine inanmakla birlikte bu arada Kamil kocaman yolun başındasın daha şampiyon. Olimpiyat madalyası alacağız daha demiş. İnşallah. Sanırım takımdan birisi sizin. Peki Eray Şamdan'ın spor hayatı bittikten sonra aklında oluşturduğu hedefler var mı? Böyle bir düşünceye girdiysen, hani bunu bizimle paylaşırsan mutlu oluruz. Hocam şimdiki hayatıma göre söylersem şu an beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Öğretmen olacağım. Ve onun yanında şu an babamın kulübü var. Onu daha fazla hani daha büyük bir kompleks haline getirerek onu devam ettireceğim. Tabii ki bu hedeflerim olimpiyatlara göre de şekillenecek. Yani olimpiyatta güzel bir derece alırsam gidip eğer güzel bir derece alırsam daha büyük hedeflerim de var. O zaman Eray Şam'dan spor merkezini kurarsın tam. Yani öyle bir hedefim var hocam. Hani bütün spor Bence çok branşlarının güzel olduğu olur. güzel büyük bir kompleks düşünüyorum. Zaten o zamana kadar devletimiz de emin ol senin ismini, soy ismini de muhakkak bir yere verecektir. Yani inşallah olursak hocam o da beni çok büyük motive eder. İsmini ölümsüzleştirmek gerçekten çok güzel bir duygu olur. Zaten başta da dediğim gibi hani en büyük hedefim ben öldükten sonra da ismimin yaşaması. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin öncelikle ama tabii ismin Amin. ölümsüzleşmesi de senin hayat hikayenin her zaman okunması demek. Şu anda belli zorluk aşamalarından geçtiniz, bu duruma geldiniz. Zaten başarıya da hiçbir zaman çiçekli yollardan gidilmemiştir. Gidilmiyor da. Başarıya Evet. zorluklardan gidildiği zaman zaten lezzet alıyorsun, tat alıyorsun. Üniversite okuduğunu söyledin, son sınıftasın. Hangi üniversitedeydin bu arada? Uludağ Üniversitesi'ndeyim. Uludağ Üniversitesi'ndesin. Bursa'da okuyorsun. Güzel bir üniversite. Evet. Üniversitedeki hocalarımızın, öğretim görevlilerinin, öğretim üyelerinin sana bakış açısı nasıl? Kamplara gittiğinde, maçlara gittiğinde bir kolaylık tanınıyor mu? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirirsen. Güzel bir soru hocam. Aslında birkaç hocadan birkaç hocadan başka yani diğerleri pek bir ayrıcalık veya bir kolaylık tanımıyor. Yani diyorlar ki bu okulda bir sürü milli sporcu var. Kime sorsam milli falan. Ama yani benim gibi olimpiyatlara çalışan bir tekvandocu kız var. Hatice Kübra İlgün. O da olimpiyat kotası aldı zaten. Bir o var bir de ben varım. Ona da bir kolaylık sağladıklarını zannetmiyorum. Yani o konuda biraz zorluk yaşıyorum diyebilirim. Zaten izinliyiz. Hani kampımız da İstanbul'da bizim. İstanbul'dan Bursa'ya gidemiyorum kamp zamanında veya yurt dışına maçlara gittiğimizde. Ama bazı hocalarımız illa okula gelmemi istiyor veya hani derslerine girmemi istiyor. Ya ben zaten hani notları alıyorum. Kampta çalışıyorum veya sınavlardan önce güzel çalışıp güzel notlar alabiliyorum. Ama bazı hocalarımız bu konuda zorluk çıkarıyor. Artık buradan duyarlar mı bilmiyorum ama Ya hepsine de ben selam söyleyeyim buradayım. biz öncelikle vermiş oldukları eğitimlerden dolayı hepsine teşekkür ederiz. Maalesef çoğu sporcumuz bu sıkıntıları yaşıyor. Yaşamayan çok az kişiler oluyor. Bizler de o bölümlerden mezun olduk. Az çok görüyoruz. Ama şöyle hiçbir sadece spor yapıyor çocuk. Milli falan değil. Futbolda diyelim. Hocam işte benim antrenmanım var. Ben gideceğim. Bana kolaylıkla daha 2-3 adam koyuyor. Tabii hocalara bu sürekli gittiği için buraya kadar geliyor. Evet. Haklı olabiliyorlar bazen. Doğru hocam. Ama şimdi senin gibi o bahsettiğin arkadaşımız, kardeşimiz gibi kaç tane sporcumuz var? Öncelikle bunu ayırt etmemiz lazım. Sizlere destek olunması lazım. Sizlere destek olunduğu zaman senin alacağın her dünya şampiyonluğu, alacağın özellikle olimpiyat şampiyonluğu okuduğum bölüme, spor bilimleri fakültesine bir kere katkı sağlayacak. Oranın değerini arttıracak. Hem okuduğum bölüme ekstra bir katkı sağlayacak. Çünkü oranın ismi duyulacak. Bu üniversiteden mezun. Onun dışında da bütün spor bilimleri fakültesine bakış açısı değişmeye başlayacak.
Hani insanlar beden eğitimini okumayı konuştuğu zaman hiç ders çalışmayan, hiç bilgi sahibi olmayan insanlar okuyormuş gibi gözüküyor. Senin olimpiyat şampiyonluğun demek beden eğitimi öğretmenlerinin 1.000 kişi atanıyorsa eğer 2.000 kişi atanması demek. Evet. Bu kısmı da kesinlikle düşünmek gerek diye söylemek istiyorum Çok özellikle. doğru söylüyorsunuz hocam. Haklısınız bu konuda. Yani sizler zaten şampiyonluk almadın mı? Hiçbir şey yapmadım. O zaman spor bilimleri fakültesi niye var? Aynen öyle hocam. Oradan mezun olan insanlar başarılı sporcu çıkartmak için yetiştiriliyorsa, bu da başarılı sporcu zaten. Biz de önce buna sahip çıkmalıyız. Bunu elde tutmalıyız. Tabii bunu biz hepsi için söylemiyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun ve sizlere destek olan öğretim görevlilerimizin de ben sayısının çoğalmasını diliyorum. Yani biz Gaziantep'teyiz. Gaziantep Üniversitesi rektörümüz çok olumlu, çok ılımlı. Allah razı olsun. Spor Bilimleri Fakültesi dekanımız, Mürsel Biçer hocamız sporculara çok büyük destek sağlıyor, yardımcı oluyorlar. İşte bunlar olursa o çocuk o bölümü daha çok sever. Çünkü yarın öbür gün sen de çocuk yetiştireceksin. Öğretmen olacaksın veya öğretim görevlisi olacaksın. Senin de onu yapmaman için güzel yetiştirilmen lazım Evet. bence. Hocam ben bir de buradan bizim Uludağ Üniversitesi spor müdürü Tunçer Topsaç, yani müdürümüz her konuda benim arkamda fazlasıyla duruyor. Ben ona buradan da teşekkür etmek istiyorum. Belki hani izler şey yapar. Ona da buradan çok selam söylüyorum. Her konuda çok büyük destek oluyor bana. Sağ olsun. Allah razı olsun. İsmi neydi hocamızın? Tunçer Topsaç. Tuncel Topsaç hocamıza biz de selam gönderiyoruz. Spor müdürümüz bizim. Spor Bilimleri Fakültesi oldu mu sizinki? Veya Evet, beden? O zaman fakülte dekan bizimki. olmuştur. Yok, Büyük. bizimki şu an Tuncel hocamız Uludağ Üniversitesi'nin, yani bütün komple üniversitenin tüm bölümlerinin Ha. spor müdürü. Anladım, anladım. Tamam. Yani O ayrı. önceden herhalde o da öğretim görevlisiymiş bizim bölümde ama şu an spor müdürü. Allah razı olsun kendisinden. Yani biz inanıyoruz ki sizler elde etmiş olduğunuz başarılarla bunların önüne de geçilecek. İnşallah güzel işler olacak diye düşünüyoruz bizler de. Bunun dışında Eray'ın örnek aldığı sporcu var mı? Hocam benim küçüklükten beri örnek aldığım Fransız bir sporcu var, karateci. Alexander Biamonti. Yani dövüş tarzını çok beğeniyorum. Şu an Fransa milli takımında antrenörlük yapıyor. Dövüş tarzını çok beğeniyorum ve yani şu zamana kadar olan en iyi karateci diyebilirim. Onun gibisi de bilmiyorum, daha gelmemiştir herhalde. Peki bahsettiğin sporcunun örnek aldığın kısmı sadece dövüş teknikleri mi? Onun dışında örnek aldığın başka kısımlar var mı? Spor disiplini Yani nasıl? zaten hani fazla bilmiyorum hocam ben diğer yönlerini. Sadece izlediğimiz kadarıyla. Bir de çok eski bir sporcu olduğu için sadece internetten izleme fırsatımız oldu. Onları izleyerek yani sadece beğendiğim dövüş tarzı diyebilirim onu. Yani diğer yönlerini Anladım. çünkü çok bilmiyoruz. Mesela Ronaldo var. Ronaldo'yu ben çok severim. Onun da Evet. hayranlarından birisiyim. Niye seviyorum? Sülalesine yetecek kadar maddi güce sahipken hiçbir zaman parayı birinci plana koymadan her maça çıktığında sonuna kadar mücadele edip kendini parçalayıp büyük ter akıtan bir sporcu. Hiçbir antrenmanını aksatmayan, ben onun hayatını da araştırdım, antrenmanlarını araştırdım. Daha iyi olmak için kendisine ekstra koordinasyon tutup ekstra çalışmalar yapıp evini resmen spor alanına çevirmiş. Evinin içini ve dışını mesela. O derece disiplinli çalışan birisi. Yani bir iş yapıyorsan yani parayı kesinlikle görmeyeceksin. O işe sadık olacaksın. Dört dörtlük ilerleyeceksin. Sporcu dediğin bence öyle olmalı. Yani Ronaldo Parayı hiç... gerçekten örnek alınacak bir sporcu hocam. Ben sadece hani karateden örnek verdim veya başka bir branştan falan verseydim kesinlikle Ronaldo'yu verirdim. Çünkü hem sosyal yaşantısı olarak hem de Tabii. sporcu kariyeri olarak yani en büyük örneklerden bir tanesi günümüzde. Ve Alexander dedin değil mi o Fransız sporcuya? Şu Evet. an antrenörlük de yapıyor dedin. Evet. O zaman antrenör olarak kimi örnek alıyorsun desek
Yine Alexander diyeceksin büyük ihtimalle. Sonuçta Yani orası burada. aslında orasında hiç düşünmedim hocam aslında ama onu demeyebilirim ya. Hani her sporcu çok iyi antrenör olamıyor. Antrenörlük farklı bir tecrübe. O Hani yüzden hani o sporcular tercihim başka araştırır ya. olabilirdi. Sporcular genelde antrenörleri araştırır ya. Bir spor, antrenörden iyi bir sporcu çıkıyorsa hemen o antrenörü çok iyi görürler gözlerinde. Ama işte bazen kişilerin eline çok yetenekli çocuklar düşüp hiçbir dokunuş yapmadan çocuk kendi yeteneğiyle bir şeyler yapabiliyor. Kimisi de Evet. sabahtan akşama kadar canla başla çalışarak onu alabiliyor. Bunlar bazen şans diyebiliyoruz. Bu arada her sporcunun hayatında Eray unutulmaz anları olmuştur. Senin böyle bir anın varsa bizimle paylaşır mısın? Unutulmaz an hocam. Ben size kötü bir anımı anlatayım o zaman. O da anıdır, olur. Evet. İlk Büyükler Avrupa Şampiyonu 2017'de çıkmıştım. O da Kocaeli'de olmuştu bizim. 2017'de Büyükler Avrupa Şampiyonası. İlk Avrupa Şampiyonu Büyükler'de ve çok heyecanlıyım. Kur'an'a baktım. Kur'an'da da hep önceden Avrupa Dünya derecesi yapmış kişiler var. Hocam ben yendim hepsini. Yarı finale kadar geldim. Yarı finalde son 2 saniye kala maç durdu. Yani şu an maç 1-1 ve ilk puanı ben almışım. İlk puanı ben aldığım için avantajlıyım. Yani maç o şekilde bitse ben finale kalıyorum. Büyükler Avrupa Şampiyonası. Rakibim de çok böyle hani şey duruyor. Artık bitmiş falan. Dedim bu gelmez zaten. Bir ayak kaldırayım indireyim. Orada çok büyük bir hata yaptım hocam o düşünceyle. Maçı sonuna kadar bırakmayacaksın. Yani o maç ben onu anladım. Ayağımı kaldırdım indirdim. Rakip her şeyle zaten girdi şöyle bir tane vurdu. Hop iki bayrak kalktı ve 2-1 maçı aldı. Avrupa şampiyonu oldu. Ben derece bile yapamadım orada. Şaka İki yapıyorsun. saniyeyle Büyükler Avrupa Şampiyonluğum kaçmıştı. Ve ondan sonra aylarca hocam gece yatmadan aklıma geldi. Uyuyamadığım zamanlar bile oldu. Aylarca yani. Yani şu an onu öyle bir anlattın, benim psikolojimi de bozdun şu anda. Hocam çok kötü bir an. Yani bir daha yaşamak inşallah nasip olmaz o ana. Ama yani öyle bir tecrübeyi yaşamak da senin bundan sonraki hem maçların için önem arz edecek, hem bundan sonra sporcu yetiştireceksen bile ona artık neyi nasıl öğreteceğini net bir şekilde söyleyebileceksin. Ve Aynen öyle örnek hocam. de Çok gösterebileceksin. yani çok büyük bir tecrübe oldu o benim için. Ve ondan sonra da hiç o hatayı yapmadım zaten. Bir daha da evet öyle bir şey yapma. Anı olarak da olmasın. Hiç gerek yok. Unutabilsek Bu olmuş. Bu unutacağız da hocam. arada bu arada Adnan Şam'dan yazmışlar. Babam mı yoksa? Babam Adnan Şam'dan babam. Antrenör deyince herhalde orada isim yazdılar onlar da hemen. Evet. Peki karate sporu yapacaklara ya da seni rol model alanlara ne söylemek istersin? Rol model alınmak da senin için nasıl bir duygu? Rol model alınmak benim için hocam anlatılmaz bir duygu. Yani ne kadar çok kişi beni rol model alırsa beni gerçekten çok sevindiriyor bu tür şeyler veya hani sosyal medyada paylaşıyorlar işte idolüm işte benim favori sporcum falan. Yani bu gerçekten beni acayip yükseltiyor ve mutlu ediyor, keyifli yapıyor. Yani onlara önereceğim şeyler. Benim babam şöyleydi hocam. Çok disiplinli bir adamdır. Benim küçüklükten beri yani yememe, içmeme, yatmama, antrenmanlarıma her şeyi böyle bir plan yapıp ona göre uygulayan birisiydi. Ben tabii bunlardan fazla haz almıyordum. Hani mesela ben peynir pek sevmem hocam ama faydası var diye yiyorum. Bu da küçüklükten gelen bir alışkanlık. Hani faydası var diye yiyorum. Hepsine yeme, içme, yatma, antrenman yani her konuda dikkatli olmalarını öneriyorum. Çünkü gerçekten bir hedefiniz varsa, çok büyük bir hedefiniz varsa bunu başarmak için A'dan Z'ye her şeyi uygulamanız gerekli. Sabır gerektiriyor mu? Sabır yani en başta var hocam. O Sabırsız zaman onlar olmaz. sabretmelerini de söyleyelim. Tabii ki onu da söyleyeyim. Yani seni rol model alıyorlarsa, sen de rol model alındığın için alçak gönüllülüğünü kaybetmemen ayrı bir güzel. Ben havaya girmeyen sporcuları her zaman takdir etmişimdir.
Sen de onlardan bir tanesisin. Sonuçta Sağ seni olun. gerçekten az çok sordum, soruşturdum kişiliğinle ilgili. Onlarla ilgili bilgi sahibi de olmamız gerekiyordu. Hepsi güzel şeyler söylediler. Allah razı olsun. Bize böyle sporcular lazım zaten. Rol model alınacak işler yapıyorsun ki alınıyorsun. Sadece seni emin ol başarın için almıyorlar örnek olarak. Edep için alıyorlar, ahlak için alıyorlar. Spor ahlakını, spor disiplinini, kişiliğini, alçak gönüllülüğünü. Bunlarla da bir bütün olarak örnek alınıyorsun. Alınmaya devam edeceksin. Bizler de örnek olarak seni anlatmaya devam edeceğiz. Kesinlikle her daim de senin yolun da açık olsun. Eray abi en Teşekkürler büyük hocam. gayem senin gibi bir karateci olmak. Senin gibi olmak istiyorum. Allah'ım senin yolunu açık etsin demiş. Amin. İnşallah kardeşim. Emin olun çocuklar daha iyisi de olacaksınız. Eray abiniz de çıkıp sizleri takdir edecek. Tabii ki. Eray'ı da örnek almanız da güzel bir şey. Eray abi bir maçını tekniğin tam anlamıyla doğru olması için ne yapmamız gerekiyor demiş. Ben onu okuyamadım ama sen okuyabilirsin sanırım. Uşur olan maçı demiş hocam. Evet. Yani bana özelden Altta yazarsa ben ona yardımcı olurum hocam şimdi. Şey yapmayayım. anlatılabilecek bir şeyse kısaca söyle. Anlatılamayacak bir şeyse, uzun bir şeyse Yani özelden şu yazsın. an buradan anlatılabilecek bir şey değil hocam o ya. Tamam o zaman. Bu arada Mersin Atletizm İl Temsilcisi, aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Mersin Koordinatörü Halil Oğuz hocamız da yayına gelmiş. Başarılar diliyorum yiğidimize demiş. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Halil hocam kulüp başkanlığı da yapıyor. 23 yaşında Atletizm İl Temsilciliğine başlamış birisi. Şu anda da 62 yaşında en uzun süreli ve en genç il temsilciliğine başlayıp da yaklaşık 30 yıldır il temsilciliği yapan bir büyüğümüz. Ellerinden öpüyoruz buradan kendisinin. Saygılar hocam. Eraycığım, ülkemizde sporun içinden gelen bir cumhurbaşkanımıza sahibiz. Spor bakanımız öyle, spordan gelen. Spor bakan yardımcılarımız sporun zirvesinde taç yapmış bakan yardımcılarımız. Örneğin Hamza Yerlikaya gibi. Federasyon başkanını araştırdım. Federasyon başkanınız karatenin A'dan Z'ye toprağını, tozunu, salondaki her şeyini yutmuş birisi. Evet. Çok üst düzey dereceler almış birisi. Çok dereceler almış birisi hatta. Onlar için neler söylemek istersin? Bunlar sizin için bir avantaj mı, şans mı? Evet, şu an zaten ülkemizin bize sağlamış olduğu imkanlar gerçekten güzel. Yani şu an çoğu çalışan işçilerden daha fazla kazandığımızı söyleyebilirim. Veya maçlara gittiğimizde güzel bakıldığımızı söyleyebilirim. Yani yemesinden, içmesinden kaldığımız yerlere kadar en güzel imkanları bize sağlıyorlar. İkinci olarak şu olaya gelirsek, işin içinden gelmek her zaman başkadır. Çünkü yaşamış etmiş kişilerin yani gördüğü sıkıntıları en tepeye geldiklerinde hani o sıkıntıları görüp gidermesi daha başka oluyor. Çünkü diğer kişiler göremeyebilir bunları ama işin içinden girenler ve işin ehli olanlar gerçekten bu sıkıntıları çözebilir ve en iyi hizmeti yapabilir diye düşünüyorum. O zaman biz de buradan Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanlarımıza can gönülden teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten sporun her dalına, her aşamasına verebildikleri kadar en büyük desteği en iyi şekilde sizlere en temiz gelecek şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Ben yansıttıklarını da düşünüyorum ki sizler de hakkını gerçekten fazlasıyla veriyorsunuz, vermeye de devam ediyorsunuz. Bu arada bir kişi şunu sormuş. İlk büyük başarısını ne zaman aldı demiş. Yani ilk büyük başarım yani bana göre 2013'te Avrupa şampiyonu olduğum zaman ilk büyük başarım. Hatta aslında hani ondan önce ilk büyük başarım Türkiye şampiyonu olmak, ondan sonra milli takıma girmek, ondan sonra Avrupa şampiyonu olmak, dünya şampiyonu olmak diye gidiyor. Hani hepsi büyük bir başarı. Yani ilk büyük başarım o zaman Türkiye şampiyonluğuydum ben. 2009 Evet. yılında aldım. Yusuf sormuştu sanırım. Yusuf cevabı almıştır. O özel soru bölümünden göndermişti. Eraycığım bizim yayının sonuna geldik artık. Son olarak
Takipçilerimize bunu ben kaydedeceğim ve kalıcı olarak kalacak. Hı. Ana sayfamda video olarak kaydedeceğim. O şekilde kalacak. Takipçilerimize ne söylemek istersin? Evde kalanlara ne söylemek istersin? Ve aslında bir sorumuz daha vardı. Onu söyleyelim. Ondan sonra bu kısma gelelim. Bu süreçte antrenmanlarını nasıl yapıyorsun? Evet, bu süreçte yine milli takım antrenörlerimizin nezaretindeyiz uzaktan da olsa. Bize hazırladıkları bir program var. Bir gün karate ve bir gün core, sıkılaşma, kuvvet antrenmanı. Onlara uyuyoruz. Ve sokağa çıkma yasağının olmadığı zamanlar bizim kulübümüz var Gebze'de. Özel olarak gidiyorum. Kendim orada antrenman yapıyorum bir partner alıp. Yani kumite dediğim bu eşli dövüş. Bir kumite antrenmanı yapıyorum. Onun haricinde evdeki imkanlarla antrenmanlarımıza devam etmeye ve formda kalmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bunun dışında son olarak takipçilerimize ne söylemek istersin? Onun dışında evde kalanlara önerilerin nelerdir? Onları alalım senden. Kısaca evde kalmalarını öneriyorum. Bu dönemde çünkü şu an olumlu gelişmeler var bu COVID-19 sürecinde. Ve bunu en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Şu an gelişmeler olduğu bizi umutlandırıyor. Bunun için evde kalın ve evde sporunuza devam edin. Evde kalın ama hareketsiz kalmayın diye bir slogan var. Evet. Evdeki imkanlarla antrenmanlarımıza devam edelim. Vücudumuz formda kalsın. Sağlıklı kalalım, evde kalalım. Evet, ağzına sağlık. Bu arada 5. ayın 4'ü pazartesinden sonra milli sporcular için 20 yaşın üstündeki olimpiyat sporcuları için 7-24 salon ve saha serbestliği geldi antrenmanlar için. Bunun içinde karate var mıydı? Var. Bilgim. Var hocam. Tamam. O zaman 5. ayın 4'ünden sonra artık rahatsınız, serbestsiniz. Evet. En azından biraz psikolojik olarak rahatlayıp antrenmanlarınızı yapacaksınız. Evet değerli arkadaşlar, bu akşamki son Instagram canlı yayınımızı dünya şampiyonumuz, büyüklerde Avrupa üçüncümüz, değerli kardeşimiz spor disiplini, spor ahlakını en güzel şekilde almış, örnek olarak gösterilecek ve göstermeye devam edecek milli gururumuz, şampiyonumuz Eray Şamdan ile gerçekleştirdik. Bizi kırmayıp canlı yayınımızı kabul ettiği için biz kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, Aynı teşekkür ederim hocam. zamanda sporun her dalına destek olan iş adamlarımıza, kulüplerimize, Cumhurbaşkanlığımızdan en alttaki devlet birimindeki bütün büyüklerimize de yürekten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah hepsinden razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz. Bizi izleyenlere de o güzel vakitlerini bizlere ayırdıkları için teşekkür ediyor. Haklarını helal etsinler. Rabbim bir an önce de başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki bütün ülkeleri COVID-19 hastalığından kurtarıp bizleri normal yaşantımıza dönmeyi nasip etsin inşallah. Ve İnşallah. sahalarımıza, çocuklarımıza, evlatlarımıza, sporcularımıza bir an önce kavuşmak dileğiyle diliyoruz. Bu mübarek günde de Rabbim dualarımızı inşallah kabul eder. Bizler de senin söylediğin gibi evde kalın, hareketsiz kalmayın. Evde kalın, kitap okuyun. Evde kal, sağlıkla kal Türkiye'm diyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Tekrardan teşekkür ediyorum Eray'cığım. Rica Umarım bir ederim gün canlı hocam. olarak maçını izlemek nasip olur. Antep'e de yolun düşerse her zaman bekleriz. Kapımız sonuna kadar açık. Sağ olun hocam, inşallah. Hayırlı akşamlar. İyi Görüşürüz. akşamlar.